Tamam hocam, tabii ki gelirim. Görüşürüz. Öyle gördüm, o yüzden bir bakmak istedim. Evden getirdim. Böyle başucunda durduğuna göre özel bir şey sanırım. Yeni koyuyorum. Bu teşekkür gülümsemesi de geldiyse özel bir şey yani. Evet. Gel bakayım sen şöyle. Gel. Feraye, benim seninle iletişime geçmek için en zor yolları denediğimin farkında mısın? Ne desem bilemedim şimdi. Yani şundan bahsediyorum mesela. Ben konuşursam konuşuyorsun, ben susarsam susuyorsun diye. Ondan bahsediyorum. Ne konuşabiliriz mesela? Ne bileyim, daha günlük şeylerden bahsediyorum. Yani biz sonuçta bir odanın içinde bir hayat paylaşmaya çalışıyoruz. Ben seni önemsiyorum mesela. Ben de seni önemsiyorum tabii ki. Teşekkür ederim. Aslında anlatmaya çalıştığım şey şu. Birbirimiz hakkında en basit şeyleri bile bilmiyoruz. Yani mesela en sevdiğin renk. Mavi. Ha. Senin? Siyah. Evet. Hep siyah giyiyorsun. Evet. Niye ya? Çok mu sıkıcı siyah giymek? Yok. Yani ne alakası var? Senin zevkin sonuçta, niye sıkıcı olsun? Hocan ne dedi telefonla? Hocam beni okula çağırıyor. Ben de bilmiyorum, gidince öğreneceğim. Tamam, hadi gel bırakayım seni. Olur ama ben bir 5 dakika babamı görsem öyle çıksak olur mu? Yani yoksa kendimle gidebilirim. Olur mu canım, tabii ki. Hatta Muhsin amcaya benden selam söyle. Olur. O zaman kapıda buluşuruz. Anlaştık. Karşımda durup ne diye bakıyorsun? Yarattığın enkazı mı seyrediyorsun? Hayır. Yaman. Sakın. Adımı bir daha böyle söyleme. Çocuğun adını ne koyacaksın? Kız olursa Yağmur koyarsın. Erkek olursa Toprak koyarsın. Bunu da yap bana Feraye. Bunu da yap. Bir bu eksik kaldı çünkü. Bunu da yap sen. Bak. Bak bak, konağa bak. İkimizin cehennemi orası. Hadi git şimdi. Yaklaşma. Yaklaşma dedim.
Yaman! Yaman, efendim abi. Nasılsın oğlum, iyiyim sen? Bak oğlum, bunlar da bir seçenek. Evet, dinliyorum. Karıma mı söyleniyordun sen? Evet, söyleniyordum. Git sor, onu anlatsın. Yaman, beni yorma. İnsan gibi ne derdin var? Anlamaya çalışıyorum, hasta gibi davranıyorsun. Ufacık şeylere kocaman tepkilerin var. Oğlum ne oluyor? Kendine gel artık. Kendimdeyim zaten ben. Sen de beni bu kadar dert etme kendine. Elimden bir kaza çıkmadan toparla kendini Yaman. Hadi o zaman. Toparla.